doğdum. Alıcara Şamoluk, Dulundas köyünde. 14 sene orada kaldım. 14 sene sonra İstanbul'a geldim. 14 yaşımda spor mavenleri yaptım. Odun depolarında çalıştım. Odunculuk orada kaldı, ergeniler. Allah razı olsun. Halil Değil, ben, Mustafa Kapıcıoğlu, Rahmi Bozkurt, Mehmet Bozkurt. Onlar beni çok severlerdi. O derdi ki, bize çalış, o derdi ki, bize çalış. Böyle söylerlerdi bana. Allah hepsine razı olsun. Çalıştık. Onlardan bize bu hatıra kaldı, oduculuk, köpücülük. Orada geldik, ok meydanına geldim 1958'de. Yokluk var değil mi? Pek o kadar yokluk etmedim yani. Annem sağ rahmetli şey yapardı, hallederdi her şeyi. Babam o kadar değildi ama annem şeydi biraz, atılgandı. Hallederdi. Bizi şey yapmadı, mağdur etmedi yani. Allah rahmet eylesin. Anne baba. Çok güzel geçti. Ondan sonra işte 1946'da kamyona bindik Alucana'dan Giresun'a. Giresun'a geldik, bir hafta vapur bekledik. Hanlar'da bir hafta vapur bekledik. Bir hafta sonra sandallarla yemeğe geçtik. 25 kuruş bedeller. Sandalları yemeğe gemide. Tam o zaman iyi aklımda kaldı. Kurban Bayramı'na 10 gün vardı, 10. gün buraya geldim. Köyden İstanbul'a gelişim 10. gün, 10 gün. Bir hafta gemi bekledik, millet yığıldı, millet almak için gemi geldi, kuyruk oldu millet. 10 kişi var, bir de ben varım, 11 kişi bizim hemşehrilerden İstanbul'a geliyoruz. Biri gediği alamıyor, milletten alamıyorlar. O gediği alamıyor. Dedim ki verin paraları bana dedim. Aldım paraları, hepsi girdim aradan. Çocuktur biliyor musun? Yetti biletler aldım geldim. Aradan girdim aldım geldim. Cesaretliydim, cesaretim vardı. Girdi cesaretim Allah'a çok şükür. Babam vardı rahmetli. Babamla burada bir sene falan kalmadı, 6 ay kaldı. Babamı yolladım, memlekete yolladım. Babam biraz rahatsızdı. Ben burada Allah'a çok şükür. Severlerdi, sevilirdim. Sevmek lazım. Evvela sevmek lazım. Sonra sevileceksin. İlk kendimi gazetecilik daha yaptım. Gazete satardım. Sporluk yaptım. Efendim, odun, kömür depolarında çalıştım biliyorsun. Oradan buraya özel işime geldim. Özel iş kurdum. Askerde bavul aldım sattım, saat aldım sattım. Efendim, bavul istedim ya, bavul aldım sattım, saat. Oradan ihaleden, askeri ihaleden katır aldım. Memlekete getirdim. İhaleden aldım, katır, iki tane katır aldım. Ticareti seviyordum nedenisi işte. Haramsız, helalsız, helal, her şey helal. Haram yok, yalan yok. O zaman dedim ya, askerden katır aldım, sattım. Ezir örnek olan bana, rahmetli Eyyinler örnek oldu bana. Onlar alışverişi çok severdi. Kasaplardı, oduculardı. Onları severdim. Onlar da beni severdi. Ali Bey bize çalış, o derdi ki bize çalış. Böyle rekabet yaparlardı. Beni almak için yanlarına. Çünkü şey yok, tam çalışıyordum yani. Hasetlik yok, hayır yok, hayırlık yok. Kendi malından daha iyi. Seviyorlardı. Lukada bir Giresunlu bir arkadaş vardı, o bırakıyordu. Ben merak ettim, aldım yani. Hüseyin o zaman 2 yaşındaydı. Hasan 5 yaşındaydı. Bunlara şey yaptırdım, biraz takım elbise yaptırdım. Kahverengi. Orada benim terzim vardı. Onlara güzel yanımda böyle götürü getirdim dükkana. Lokantaya. Ondan sonra lokanta bıraktım, baktım sonu yok. Lokanta eserim 2 yıl sürdü. Kasımpaşa iskelesinde. İskele lokantası. Vapur iskele lokantası. İskele duruyor hala. Anlamıyordum. Allah'ın ekmeği anlamıyordum yani. Bir şey vardı benim, azim vardı böyle. Ticaret azmi. Azimsiz hiçbir şey olmaz. Azim. İstek yani. İsteksiz buraya gelemezsin. Her şeyi iyi yapacaksın, güzel yapacaksın. Nerede olursa olsun. İşini temiz yapacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Hedef söylemeye gerek yok. 14 yaşımdan beri şu cebimde paralar bitmiyor. Allah bitirmiyor. Ver diyor Allah bana ya. Az olsa ver diyor. Veriyorum. İmkan olduğu kadar. Çocuklara, fakirlere, fukaralara yemek yedirmeyi çok severim. Çok severim. Hanım da yanıma otururdu misafir geldiği zaman. Hacı yemeğe götür, hacı yemeğe götür derdi. Hanım bana böyle söylerdi.
Allah rahmet eylesin. Evlilik zaten sülalemiz bir. Annemin, babamın, rahmetliklerin, onların bir sözleri vardı yani. Kızı oğlum alacağım, ben çocuktum, duyuyordum yani. Kızı oğlum alacağım, oğlum alacağım. Ben de 1946'da İstanbul'a geldim, 14 yaşımda. 6 ay sonra, bir sene sonra, yok 6 ay sonra haber geldi, sana gel evlendireceğim. Hiç konuşmaya gerek yok zaten, o beni bilir, ben onu biliyorum. Mahallemizin çocuğu. Mahalle çocuğu ya. Hiçbiri yoktu, hiçbiri yoktu. O benden evvel İstanbul'a geldi, Bayrağı'da biraz şey arıza vardı, yaptı, şey, doktora geldi. Bir araba getir, el arabası getirmişti. Onu biz oynar gibi aşağıda kırdım. Onun arabasını. Böyle arabası şeyimiz vardı. Ama öyle bir yanlış hareketimiz yoktu. Düğünköy'de oldu. 1957'de getirdim İstanbul'a. Hüseyin 2 yaşındaydı. Hüseyin'i kucağıma aldım. Kasımpaşa İskele'de. İlk İstanbul'a Kasımpaşa. Zindan arkasında bir mezelin orada bir ev tuttuk, orada oturduk. Hayatımı Allah bana bir zorluk vermedi. Ne diyorum size? Cebimi Allah para yaksak etmedi. Allah bana ver diyor. Hatta rahmetli söylenmez ama şey gelişi vardı. Cabra. Benden para istedi. O zaman işte o senelerde veremedim. Üzgünüm. Borç para istedi. Ben çocuk o adam. O benden para istedi. Sonra baba geliyor. Ben niye vermedim diye. Üzülüyorum ya. Bir tane manda vardı, manda yavrusu. İsmi Recep'ti. Recep dedi, bir şeker verdi, o gelirdi. Burada depolu yerinde beslerdim. Ahır vardı burada. Tavşan getirdim memleketten, Trakya'dan. Ördek, hindi. Böyle yapıyordum işte bir şeyler, almaya çalışıyordum yani. 5 kız böyle. Sütü sağırdı, maliye dağıtırdı. Nerede hasta var, nerede yoğurt, süt, maliye dağıtırdı, para almak. Şimdi ona acı yeter. Kendime bir bütçe verdim, bir bütçe. Benden para isteyen olamaz. İsteyen olursa senden isteyen ver bunlar derdim. Yardım yani. Benden istemeyebilir ama senden isteyen olur. Süt alır dağıtırdı. Süt aile dağıtırdı. Yoğurt. Her şey yoğurt. Maliye. İneklerim vardı burada. Mandalarım vardı. Öyle güzel bir şey. Allah aşkına. Diyorum ya mandaların yavruları hala duruyor. Torunları. Kemal Durmaz'da. Bir fırın yapmak. Belediye peynirine ekmek satmak. Millete. Ama dediler yapamazsın. Olma bırakmazlar seneleri. Var her şey var. İyi memlekete yer alınmak her şey var ama güç gitti, yaş gitti, göz gitti. Gözlerim az görüyor biliyorsun. Tam göremiyorum. Ama buna da şükür. Bunu verene de şükür. İşim gücüm nedense Allah'ın bana verdiği hikmetler vermek ya. Vermeden duramıyorum. Hep bozuk para bulundurup cebim çocuklara vermek için. Büyüklere büyük para, küçüklere küçük para. Ver, Allah sana verdi. Allah sana niye verdi? Ver diye verdi. Başkasına niye verdi? Sana ver diye verdi bunu ya. Bir tek cebime koy değil. Vermek. Yedirmek. Alıcılardan misafir geldi Kazım Bey. Şeye giderlerdi, huzuruğa, atlarlar, tuluk yüklerlerdi, maraj yüklerlerdi. Geldiler benim orada, benim evim yeri yap, 52 senesinde yaptım, inşaat yaptım. Daha çocuktum. Gelen misafir benden misafir olurdu ya. Şeyde, inşaat yapılıydı, ev mevi yok. Biz bu delikanlıya misafir olacağız derlerdi ya. Pelin dibine yatağlarını sererdim, atlarını bağlardım, otlarını verirdim. Onlar gece kalkar giderlerdi. Köyde. Köyde. Bizim köye getirme yakında. Mezarın altına gelmeden hemen bizim evde. 52 sene oraya çıktım, aşağıdaydım. Selahlı Mahallesi'ne oraya çıktım. Allah bana güç verdi, çıktım oraya. Hiç kimse çıkamadı, ben çıktım. Bırakmadılar kimseyi. Ama bana bir şey diyen olmadı. Allah, köylüler yani bırakmıyorlar oraya kimseyi çıkmıyor. Ben hep serbest çıktım güzel. Hepsi Allah razı olsun. Birisine dedim ki, bunlar orada pek söylenmez ama amcana dedim, taşın başına dedim ev yaptınız dedim. Niye oraya yaptınız? Yukarıya niye yapmadınız? Ali abi sana verdiler ama bize vermediler diyor ya. Köylerimiz şikayet etti, vermediler bize diyor. İyi olmak, iyi insan olmak, yararlı insan olmak,
Vermeyi seveceksin, yardımı seveceksin. Elinden geldiği kadar. Vermek, vermek, vermek. Köyümüzün üzerinde yüksek bir yerde, ormanın içerisinde ormanlık, Kulelerindüz diye bir yer vardı. Oraya giderdik. Yağmur duasına giderdik. Orada işte büyük eser olduğu için, atalarımızın bizzat yattığı için ziyarete giderdik. Çocuk olduğu büyüklerimden böyle öğrendik. Ondan sonra baktım orası garip kalıyor. Garip kalmasın diye kendime göre, kendi kafama göre oraya bir oda yaptırdım mübarek zata. Ondan sonra oraya dağdan su getirdim. Bir meşit yaptım, iki tane oda yaptım, havuz yaptım, su kulübesi yaptım. İşte oturmak için, milletin rahat etmesi için, piknik yapması için temiz temiz bir şeyler yapmaya çalıştım. Allah aşkına ormanın içerisinde elektrik aldım. Elektrikler yanıyor. Gidenler Allah razı olsun diye dua ediyorlar. Allah hepimizden razı olsun. Yapan da yaptıran da bana bu akıllı veren güzel Allah'ım. Kimseden akıl almış değilim. Kimseden de fikir almış değilim. Kimse, benden kimse yoktu ki zaten. Allah bana bir akıl vermiş yani kendime göre. O aklımı değerlendirdim. Allah'a çok şükür. Şimdi orada herkes gidiyor, fikrini yapıyorlar, yemeğini yapıyorlar. Ocak var, su var, ihtiyaç görmek için her şey var. Suyu olduğu için her şey var. İki tane tuvalet yaptırdım Allah'a razı olsun. Allah'a çok şükür. Bir hanımlara, bir erkeklere. Elektrik aldık işte güzel Allah'ım. Şimdi millet oraya gidip bana telefon ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar hep kimsenin yardımı değil, Allah'ın yardımı. Kimsenin yardımı değil, ne diyorum Allah'ın yardımı ya. Olmaz böyle şey ya. Bana kimse şöyle yap, böyle yapalım. Kimse de para daha iyi, para sözsüz olursa değil. Ne diyeyim, bir Allah bir ben. Allah bana diyor, yap diye ben yapıyorum. Hurdacılık yapardık, telekeleri içeri doldururuz. Balyozla onu ezerdik. Paket haline getirdik, götürdük orada kontrol yaparlardı Topkapı'da. Allardı, teslim allardı. Mehmet Öztürk'ün parayı şeyde verdi, Edirne'ye, Eminönü'nde verildi. Yazıhaneye, oraya çağırırdı. Oradan yedek parayı oradan aldık. Değerlendirirlerdi, bazılarına taş koyarlarmış, taş. Tereken içine taş satarlarmış. Bizim malımız öyle bir şey çıkmıyor. Değerlendiriyorlar. Bir kere not aldık oradan. Her zaman alırdı malımızı. Allah bin bereket versin. Parayı orada verdi. Aman evladım derdi, bu işi sakın bırakma. Ben de şimdi çöpteki çöpçülere diyorum ki, bu işi sakın bırakmayın diyorum. Ama dürüst yapın. Allah bin bereket versin. Kurban aldım getirdim Edirne'den, kurban getirdim sattım. Memleketinden mandal getirdim burada sattım. Mandalar hala torunları duruyor burada, Kemerburgaz'da. Sokaklarda çocuklara tereke gördüm alın derdim. Şişe gördüm alın. Arabiya. Şeyden Edirne'den 500 kilo cam yükledim. Cam kırığı. Buraya gittim ticaret ettim. 500 kilo cam kırığı. Şeyin de para var. Şeyden aldık birazını. Çorlu'dan. Kömürlükte böyle elimizden yükledik. Bununla barbağa yükledik. Allah bana hiçbir yerde zarar vermedi. Hep kar verdi. Az da olsa kar verdi. Çocuklarım kimseye mühtaç olmadı. Kimseden para istetmediler. Kimsenin elini gözlemediler. Gözletmedi. Vallahi bana yardım etti. Ben de onlara. İstanbul'a geldikten sonra onları idrak ettik. İstanbul'a geldikten sonra. Benden büyük Mevlüt vardı. Şey, üç tane arkadaş vardı. Şoför olarak bizim köyde. Ondan sonra biz. İkinci şoför. Allah rahmet eylesin. O biraz şeydi, biraz durgunuz ama Allah'a çok şükür. Biz biraz işte sağ sola hareketli olmaya başladı. Allah'ın ekmedi bunlar. Kimsenin ekmedi değil. Allah, 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 Allah. Hiç kimsenin ekmedi değil. Babamın da değil rahmeti. Babam zaten rahatsızdı. Yani bir kadın o ne yapabilir? Eşimiz dostumuz o kadar varlıklı değildi. Bana akıl verecek de bir adam yoktu yani. Hatta ben çoklarla dedim buradan yer alalım derdim. Daha çocuktum o zaman. Bana derlerdi ki buradan yer alma. Bura tehlikeli. Her zaman yavur gelir buraya derlerdi. Böyle yok derdim. Almak almak. Ezelden beri almayı severim. Satmayı sevmem. Almak. Az da olsa al. Şunu al cebine koy. Lazım olur. Bir tane daha oraya al. Hediye edersin. Bir de verirsin. Bir çivi buldun al. Al korma. Hani bir adam verirse affedersin bunlar söylenmez ama
Bilal bulmuş. Ne yapacağız demiş. Demiş ki oğlanı verir, atı da verir demiş. Bir Allah. Onun için en iyi şeyler kimseyi kırmamak. Aileni kırmamak. Anne, baba, aile. Nereye gidersen git, aileyle beraber git. Nereye götürürsen götür, aileyle beraber götür. Evlenmek iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Evlenmeye yardım edin. Çocukları evlendirin, bekar bırakmayın. Yazık günah. Evlenmek çok iyi bir şey. Çok çok güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Aman gençler, evlenin yavrularım. Zaman geçirmeyin. 30 yaşına kadar evlenmeyen, 40 yaşına kadar zengin olmayan adamlar bir şey bekleme. 30 yaşına kadar evlenmeyen, 40 yaşına kadar da zengin olmayan adamlar bir şey bekleme. Ama hırsızlığına, vurgunla değil. Çalışmak böyle. Helal çalışmak. Helal para bitmez. Helal para cebinden eksik olmaz. Ver. Helalı ver, korkmayın. Kahveye girdiği zaman çay söyle. Sana verdirmezler, başkası da verir. Alem insanlar bez bırak derler. Cenazelere gidin, düğünlere gidin, bilhassa hastalara gidin. Hasta. Yavrularım. Şahidim, Allah hepinizden razı olsun. Hiç kimseden şikayetçi değilim. Herkesten memnunum. 7'den 70'e kadar memnunum. Devletten de memnunum, milletten de memnunum, hepsinden memnunum. Çünkü Allah bana hiç kimseye mesaj etmedi, para istetmedi. Boyuna ver Ali kulum dedi. Vermeyi tercih etti bana. Köyden tarla aldım geçen gün bizi diyor ki, gel haber yollamış, gel abi tarlayı bize versin. Dedim ki yavrum tarlayı vermek iyi de almak, ben almayı severim, vermeyi, satmayı sevmiyorum. Almak. Bir alırsın iki olur, iki alırsın üç olur. Böyle yerlere gider. Zincir gibi. Almak. Az da olsa al, korma. Evine bir çivi çak, gece kondu olsun. Almak. Çocuğumuz yesin, içsin. Her şeye yardımcı olun diyorum. Cenazeye gidin diyorum. Düğünlere gidin. Az gidin ya. 5 dakika gelin çıkın. Cenazeye gidin. Kaçırmayın cenaze. Kazım Bey gitmedim cenaze yok. Buradan Trakya'ya cenazeye, buradan köye cenazeye, buradan İzmir'e cenazeye. Gitmek hiçbir eksilmez, vurma. O zaman böyle adamların da yok yani. Böyle adam dükkanı kapar giderdim. Allah yine verirdi bana. Mesela Çanakkale kömüre giderdim Kazım Bey. Orada kömürü yüklerdim. Üzerine hava alırdım bagaja. Fasulye alırdım. Efendim, yün alırdım satmak için. Hal alırdım, buraya getirip satmak için ikinci bir ticaret. Allah bana bir ticaret şeyi vermiş, zihniyeti vermiş. Ama adamı kandırmak değil, helal para kazanmak. Haramın binası olmaz, helal para cebinden bitmez. Helal para. Benim hiç şeyim yoktu, ya cır cımır geldim ben buraya. Aç mı geldim, susuz mu geldim, nasıl geldim bunu bilmiyorum. Ama Allah bana her şeyi verdi. Veriyor da. Ama dükkanı aç. Pazar mazar yok, bayram mahrem yok. Her gün açık. Dükkan her gün açık. Bir gün vaktinde yemek yemiş değilim. Ama şikayetçi değilim. Her şeyden memnunum. Buradan komşularım geçer. 7'den 70'e bana selam vermeden geçmezler. Allah hepsinden razı olsun. Ben de elimden geldiği kadar ikram yapmaya çalışıyorum. Ölüm taşıkta meraklımda yani. Orada yazıyor zaten. Vallahi billahi öleceğiz de aklımda. Ölümü unutmak değil. Ölümü önüme getireceksin. Allah'ın her ölümü unutma. Allah başta. Korkmuyorum. Ölümden korkmuyorum. Niye korkayım ki? Kime gidiyorum ki ben? Allah'ıma gidiyorum. Onun huzuruna gidiyorum. Hata yapmamaya çalıştım. Allah yaptımsa da affetsin. Bile bir şey yapmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Çoluğuma da yedirmedim. Çocuğuma da yedirmedim. İşte diyorum el alem 5 liraya gitse ben 4 liraya gittim nakliye. Onlar 3 sefer yapardı, ben 5 sefer yapardım nakliye. Ben 25 liraya giderdim, onlar 35 liraya giderdi. Gelir evden beni kaldırırlardı. Hatta hanım, rahmetli hanım bana kızardı. Gelen hanımlara,
başka yerde araba yok mu diye. Onlar derler ki biz arabayı götüreceğiz. Bu biraz işte hani kendi aklına göre. Erzurum Dumru'da katır ihalesi çıkardı. Askeriye katırları satıyordu. İki tane katır aldım. Arkadaşımın babasını ısmarladık. Köyden katırları Erzurum'a trene yükledik. Trenle Kemal'a geldi. Kemal'dan memlekete geldi. İki tane katır. Aldım köye getirdim katırları. İhaleyle aldım. Ticaret yapmak için yani. Sonra katırın birisi kaçtı. Erzurum'a kadar gitti. Kaçtı bunu da ben ters oldum geldim. Çantayı eve attım. Kapıyı açtım, eve attım çantamı. Oradan yola düştüm. Oradan biat aldım. Amcaların binek atı. Katırın peşine. Arıyorlar, köyden köyü. Sonra geldim. Kemah'ta, şeyde, Erzurum'da birisi dedi ki, Pelayan'ın bey dedi, bulmuş dedi katır. Pelayan yerde. Ama ihaleye verdim. Şeye, tellal çıkarttım. Tellerle buldum. Katırı oradan aldım. Oradan bir de şey geldi. Erzurum'da Kemah, Hanzer köyünden bir kalaycı. Orada yolda aldım. Kurşunu arabaya attım. Şey arabaya diyorum. Katırı zaten attık. Konuşa Hanzer'e kadar geldik. Gece, adam dedi ki bana gece kal evde, burada yatayım, misafir ol dedi. Oradan panika, gece katırına geldim, gece. Yolu bilmem, izi bilmem kardeşim, olmaz böyle ya. Bunlar gece yapamaz. Kim ne derse desin. Yapabilir mi? Yol bilmiyoruz, yolu dağdan dağa. Şeyle gidiyor. Ne diyorlar buna? Kafana böyle de ayarlamayla. Gece panika geldim. Dediler ya kardeşim, panayla güzel kavgalı seni gece vururlar. Bana dedim, Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden korkmaz. Allah'a güvenirim dedim. Katır elimde. Ben önüsüne katır arkamsına panayla geldim. Gece. Olmaz mı? Bu da olmaz yani. Bir günde gittim. Bir günde geri döndük. İkinci gün eve geldim. Daha ben girmedim. Şantıya bir de evin kapısını içeri attım. Yallah at aldım, yallah gittim katırın peşine. Hanımla birader katır aramaya gidiyorlar. Katırın peşine. Sonra onlar da yolda, ben de yoldayım. Ben onlara iki tane katırlar tarla biçiyor. Katırlara bağırdım. Ey hemşerim, burada adam katır geçti mi? Katır diyorum, adam demiyorum artık. Al dedim, katırın sahibi geldi. Şimdi bizim hanım da biraz şeydi, heyecanlıydı. O bizim asker demiş. O bizim asker diyor. Böyle. Hemen onları buldum. Dedim bir yerde kalmayın. Atı verdim onlara. Atı da verdim. Doğru dedim köye siz. Ben Erzurum'a yola çıktım. Erzurum yoluna, Rapay yoluna. Bu kamyonla özel aldım. Kerese kamyonu derler. Ormancı vardı. O bindirdi. Kerese kamyonu derler. Rapay'ı yapardım. Yol ayrım. Oradan dedim. Erzurum'a gittim. Erzurum'da teller çıktım. Katırı orada buldum. O zaman gündüzdü tabii. Bindik geldik Hazır'a kadar. Katırından para var. Onları şeyler aldı bana. O adam Erzurum'dan geldi. Kalaycılıktan. Orada arkadaş olduk yani oraya kadar. Mutağda yattım sabahleyin. Mutağ diyorum. Panikte yattım. Sabahleyin köye döndüm. Yani. Öyle hasiler oldu yani. Ama Allah'a çok şükür. Ölüme taş çıkmadı ya. Olmaz ya. Şimdi hanımına gittiği yerine şimdi korkuyorum. Nasıl gitmişim ben ya? Ya manyak mısın bir hanımına? Gece günü şimdi şu anda telefon yazsam yiyelim. Hemen masaya giden cenazeye. Onlar yola çıkana kadar ben yol yarıyordum. Cenazeye. Ama Allah yardım ediyordu bana. Ama burada geri dönüyor. Depo çalışıyor. İşim dönüyor. Fazla sıkmayacak kendini her şeyde. Gezeceğinde, gideceğinde, yedireceğinde. Ama yemeğe fazla alışma. Yedirmeye alış. Vermeye alış. Almaya değil de vermeye. Şimdi bunlar öyle benden fazla var ama daha iyi olsunlar. Sağırlar olmasınlar. Daha fazla versinler. Adam gibi adam olsunlar. Seni 7 kat 7 katta çıkarı getirirler. Ben kim edeyim bana mesela? Geldiniz beni buldunuz. Oğlum sen kimsin artık Allah kim?
bu işe alakadar oluyorsun. Allah hepsine razı olsun. Yani bu gibi adamlar olmak lazım. Devletine iyi geçirmek lazım. Vergini vermen lazım. Köyde zaten büyükler ön tarafta oturur. Çocuklar arka tarafta otururlar. Orada bir suyu üstüne aldı mı da hemen açık koyuyorlar da suyu veriyordu. Kapanık olanlar onu biraz geri kalıyordu yani. Biraz çekimsel kalıyordu. Efendim gurbete gidenlerden, gelenlerden, para kazananlardan, akıllı insanlardan hep böyle anlatırlardı büyükler. Böyle iyi çalışanı severlerdi tabii. Sevmeyeni biraz akart ederlerdi. Hayvan almak, öküz almak, öküzleri değiştirmek. Şimdi arabanızı değiştirirsen o zaman öküz değiştirme. İyi öküz almak. İyi at almak, öküzün. Öküzün ihtiyarını değiştiriyorsun, gücün varsa. İyisini alıyorsun. Katırın iyi değilse onu değiştiriyorsun. Atın iyisini alıyorsun. Her şeyin iyisini almaya çalışıyorsun. İmkanın olduğu kadar, gücün yettiği kadar. Şamalık pazarına perşembe günü giderdik. İşlerimizi görüp sustastığımız zaman Topal Mustafa vardı, kurum oldu rahmetlik. Onun küpü vardı. 4-5 kere kere kurut. Neyden, zabaliyekinden suyu alırdı. Onu doldurdu ki su ısırmasın diye. Millet gelirdi, kutu, teneke kutuyla bardak yoktu, su içerdik. Hepimiz Allah rahmet eylesin. İşimizi görerdik. Ondan sonra bal pazarına giderdik. Pazara gezerdik. İşte bir şey yarar mı, şey alabilir mi, satabilir mi? İhtiyacını görürsün. Dönürsün köye. Bir şeyle atları götürüp lallama satmak için. Hayvan almak, koyun almak. Köyde biz o zamanlarda kara sabah öküzlerle sürerdik. Biçerdik, getirdik. Harman, kan arabasıyla harmana harmanda düven vardı. Ağaçtan düven. Dişleri vardı, taştan dişleri vardı. Ondan düvenle saman yapardık. Rüzgar olduğu zaman harman yapardık. Samanla ayırdık. Rüzgar olmaz ya, duruyor da öyle. Rüzgarı beklerdik. Rüzgar olduğu zaman burada bir tarafa, saman bir tarafa. Böyle alıyoruz, savuruyoruz böyle. Böyle havalandırıyorduk. Şu şekilde şöyle. Şöyle alıyorsun, şöyle savuruyorsun, savuruyorsun. O rüzgar samanı bu tarafa götürüp burada yere bırakıyor. Bu buğdayı tabii şu anlarla bize getirdik. Samanları da meleğe vurduk. Meleklerle bir saman yeri. Kış kış hayvanlar yemesi için. Meleğe geldik. Bizim zamanımızda tığ makinesi yeni yeni çıkıyordu. Köyümüzde o tarihlerde orman kıtık kıtlığı vardı. Alıcılar tarafından Meğri köyünden ormanına giderdik. Oradan Meğri çocuklar gelirlerdi balta falan alırlardı. O oduna giderdi, ipini baltasını alırlardı. Böyle hadiseler oluyordu yani. Sonra bir şeyler götürürlerdi, armut götürürler mesela dediğim gibi. Ekmek götürürler. O zaman kıtlık olduğu için orada da tarladık da oluyor, bazı tarladık oluyor. Mesela ben bir iki oduna gittim oraya, pazara gitmedim. Hep iyilere rast geldim, kötülere rast gelmedim. Birisi dedi ki, abi sen burada olur musun dedi, ben bunların baltasını almıyorum dedi. Alamazsın, alma dedim. O zaman o belgin de al dedim o zaman ya Allah. Dedi sen var ya almayacağım dedi. Hatta bir tanesi benim katırı götürdü affedersin. Böyle şey yüklemiş. Çam ağacını kesmiş. Ağaç yapacak ağaçları. Onu da buradan katırı yükledi getirdi yaylaya. Benim yaylaya getirdi. Allah hepsinden razı olsun. İyilik, 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 tatlı söz. Her şey tatlı söz, tatlı söz, tatlı söz. Yılanı derinden çıkarıyor. Ben her iki rast geliyordu. Kavgalar, gürültüler ama bana hiçbir rast gelmedi. Allah'a çok şükür. Severlerdi, sayarlardı. Allah hepimizden razı olsun. İstanbul'dan iyi gelenler biz. Bile zengin gelenler, zengin muamelesi. Fakir yani fakir muamelesi. Mesela biz mahallede dört arkadaşıydık. Dört arkadaş vardı. Halil abi vardı, onun ortasına giderdik. En çok beni severdi o. En çok beni severdi. Onlar daha yakınıydı. Bacısının torunlarıydı, ben yabancıydım. En çok beni severdi. Biraz daha belki, biraz daha bir de bilmiyorum, böyle miydim, neydim bilmiyorum. Mektepte sabahları biraz odun götürdük yapmak için. Cüzümüzü alırdık. Akşam ufak tefek yiyeceğimizi alırdık. Çantalarımıza giderdik. Odun götürmeden gitmek yok, odun götüreceksin. Soba yapmak için. Hocanın elinde kocaman soğuk sopaları vardı. Hoca buraya oturuyordu, orada yine böyle kururdu. O
O zaman ben buna biraz ayıpsıyorum seni şimdi. Sen çubuğunu yukarı nasıl çalıyorsun ya? Böyle kocalık olmaz kardeşim ya. Tatlını çal ya, gel çal ya. Yavrum böyle yapmayın diye. Terbiyeli önünde, namuslu oturunda, hayalı oturunda. Hayalı değil de yerim. Ama tepe önünde oturayım. Vallahi billahi ayağımı böyle koymuş değilim. Çünkü ne işim var. Böyle oturmam. Böyle bu şey. O görürlerdi yani. Jandarma geliyor. Şu geliyor, bu geliyor oluyordu. Teknik vardı, bir ağızı ağız oluşuyordu. Başka ağız yoktu. Yani iki parti, üç parti yoktu. Tek parti. Öl derse öl, kal derse kal. Buradan nereye koyacaksın? O yola koysun, o yola koysun. Gelen var mı, giden var mı diye. Belli zaten. Onların gelip gideceği yerler belli oluyor. Köyümüzde Alucalı'ya nüfus kağıdı almaya gittim. 14-15 yaşlarındaydım. Öğle namazını ezeli Arapçayı orada duydum. Millet alkışlıyordu böyle. Bunu duydum. Ben de aklım ölmedi ama pek öyle eriyordu yine de. Bunları gördük görmedik değil yani. Türkçe okunuyordu. Arapçaya döndüğünü Alucalı'da duydum. Alucalı kazasında. Köy muhtarı Lazım Akaç Esmeyle beraber nüfus kağıdı almaya gitti. Orada duydu mesela konuda. Arapçayı orada okundu. Oradan köyümüze geldik. İlk defa orada. Tanrılıdır. Tanrılıdır diye okunuyordu. Okul vardı. Sübiyel okulu vardı. Hoca vardı. Hocalar vardı. Abdullah Hoca vardı, Ahmet Hoca vardı. Sizin köyde kaç tane hoca vardı? Recep Hoca. Recep Hoca. Çocukluğumuzda top oynardık. Bir de çelik köpek vardı. Çelik öyle. Şöyle bir şey yapardık. Çelik. Sopayla vururduk. O sana, sen ona karşıdan. Karşıdan karşıya, kol atar gibi. Efendim, saklambaç oynardık. Bir de top atlama vardı. İnsan canı atlıyorsun, o böyle duruyor. Atlamalı vardı. Tula oyunu vardı. Kaç günden kıvırıyorsun onu. Böyle arkadan dolaşıyorsun. Hangisi arkadaşlar korsan alamazsa onu kaldırıp alıyorsun, ona çalıyorsun arkadan. Tula ya, tula derdi bu. Top oyunu, şerik oyunu, kot oyunu. Kot oyunu, kotu öküzlerin tüylerinden affedersin tükürükle yapardık elimizde. İşte böyle yumurtadan büyük bilez oluyordu. Ya bir elma gibi diyelim. Ondan o kuyuya kim onu uçuruyorsa kol atıyordu. Oyunu alıyordu yani. Top oynar gibi. Çelik çöpe koyuyordu, çelik oynardı. Bu oraya bulundu, biz oraya koşardık, oraya koşardık. İki taraf o taraftan, iki taraf bu taraftan. Çelik çöpe. Köylülerle atlar süslerdi, katırır atı neyse. Semerli, semerli, eğerli, eğerli. Vururdun, davetiye basarlardı. Başörtü verirlerdi davetiyelerde. Sabun verirlerdi. Şimdi nasıl kart veriyorsun ya, o zaman sabun verirlerdi. Davet etmek için. Başörtü verirlerdi, durumuna göre adamını. Böyle birileri davet ederler. O başka köyde, hep köylerden yerlerde. Diyeceksin ki Kutluca köyünü, Osman sen misafir edeceksin. Yörüköy köyünü, Ali sen misafir edeceksin. Zarabı köyünü, sen misafir edeceksin. Yemekler düğün evinden. Bakımı sana ait. Her şey yetmesi kalmasın sana ait. Bunlar etiye sana ait. Ondan sonra bak olur davullar çalar, zurnalar çalar. Gidersin gelin alırsın, gelirsin, indirirsin. Öyle. Oğullarıma söylüyorum, beni geçin, verin diyorum. Müslüm yapmayın. Verin, korkmayın bitmez, artar bitmez. Verin, az olsa verin. Verin, verin, verin. Ben 14 yaşında geldim memlekete. Allah bana hep ver diyor. Hep ver diyor. Demiyor ki vallahi böyle ya. Şu cebim para bittiğini Allah bana göstermedi ya. İşte bunlar da bunun için onlarımız. Herkes benden para istiyor. Bizim köyler, köyden gelince biz daha eskiden odun depolarından çalışıyorduk. Orada işlerimiz vardı. Misafir köyden geldiği zaman da her otel yoktu. Gidemiyordu zaten. Akrabaların yanına gelirdi. Benim de iki tane, bir köylüm, bir akrabam bir yatağımda yatırdı. Üç kişi bir yatağda yattık. Böyle yardımcı olurduk yani. Ekmeğini, yemeğini elimize geldiği kadar bakımını yapardık. Gezi hastaysa hastaneye götürürsün. Doktora götürürsün. Yardımı yaparsan, yapabilirsen. Bu gibi şeyleri yapmak iyi bir şey. Ve elimize gelenle yapmaya çalıştık. Allah'ıma çalışıyoruz. Bize köyden hastalarımız gelirdi. Ekseri ben biraz daha
Ne bileyim ben, nasıl söyleyeyim, söyleyemiyorum. Ağzım varmıyor. Hastalar benim yanıma gelirdi. Benim yanıma gönderlerdi. Onları götürdüm, bakıldırdım. Hastaneye, doktora, iyileştirdim ve yollardım. Hatta bir gün Taksim'de arabamın akümatörünü dahi çaldılar. Arabaya rüya edelim. Onu doktora götürdüm. Oradan çaldılar akümatörü. Böyle anlar oldu. Ramazan hocalarımız vardı. Denemez isminde közel liste yapmış. Üç gün Alephen'de kalacağım. İki gün Mehmet'te kalacağım. Bir gün şurada kalacağım. Ben biraz geç kaldım. Biraz yerimiz aramız açıktı. Duymadım. Duymadım. Sonra duydum. Gittim, görüştük. Dedi ki Alephen'de geç kaldın dedi. Dedim ki hocam ben duymadım seni dedim. Yeni duydum. Yeni koca koca geldim buraya dedim. Lokantaya götürdüm. Yemeğini yedirdim. Üzül dilerim. Afiyet şeker olsun. Hasını verdim. Köye yolladım. Böyle yapıyorduk. İmkan olduğu kadar. İmkan olanlar bize Allah'ın peygamberini sevenler yapıyordu yani. Elinden geldiği kadar. Ama çok şükür Allah'ın bana. İstanbul'da her şeyi yapmaya çalıştım. Eylik bakımından. Köylerime. İş olsun, para olsun. Gelen gelen boş bırakmadım. Para verirdim, ihtiyacını görürdüm. Bir ara kamyonlarımız vardı. Kamyonların işi biraz kesildi. Seyyar kamyonları. İşte biraz Türkiye'nin işi biraz değişiyor bazı düzeliyor. Onu bıraktım, belediye şoförlüğü yapmaya gittim. 1960'ta. Oraya girdim. 6 sene çalıştım. Hep beni çok severlerdi. Hepsi severdi beni. Allah'ım. Orada hiç unutamadığın bir anın var mı? Vallahi bir kaza yapmışsın. Adama vurmuşsun. Ama vurdum. Toparladı böyle akşam. Bu saatlerde. Yağmur yağıyor. Adam atladı arabanın önüne. Suya attım diye. Suya attım diye. Güle basmıyor da. Biliyorsun, anlıyorsun değil mi? Suya attım diye araya geçen gibi ben adama vurdum. Topara karakoluna gittik. Hastaneye götürdük. Taksim hastaneye götürdük. Elimizden geleni baktık, yardımını yaptık. Burada bir şey, o zaman yeklerim vardı. Süt, yoğurt götürdüm, yerdi adamcağız. Tabii cezamezden gelmedi bana ama adam atladı, önüm atladı. Su gölünü görünce yağmur da yağıyor. Elektrik de var. O zaman önüne atladı. Ben de haliyle vurdum. Trenobüs kullanırken trenobüsün kolu çıktığı zaman ya fazla sola kırardın, geçerdin veya fazla sağa. Bir de ikincisi hatlar vardı. İki hat, üç hat ayrı yerler vardı. Zamanında o şifreye basmadan öbür şifreye basıyorsun. Hat üstü hata geçmiyor. Geçmiyor, o zaman atıyor. Aynı kanala geçmiyor. Kanal var ya, buraya geçiyor, buraya geçiyor. O zaman atıyor. İniyorsun, takıyorsun yavla. Oradan Murtaz Bey vardı. Dedi ki ben şefim istifa edeceğim dedim. Yok dedi, sen istifa edemezsin. Niye dedim? Sen seviyoruz dedi ya. Bak el adamım mesela. O da işçi, ben de işçiyim sayılır. Dedi ki şefim ben başka bir şoförlük yapmaya gitmeyeceğim. Kendim işlerimi kuracağım dedi o. O hatta kurduydum da biraz da. Başlamıştım da. Ne iş yapacağım dedi. Dedim ki odunculuğu yapacağım. Odun deposu yapacağım dedi. Özellikle bana ya biraz sonra geldi ya 20 gün sonra geldi. Beni teftiş etmem için. Geldi. Şimdiki oturduğum yer var ya, orada oturduk, orada çay içtik. Beni tebrik etti, gitti. Beni geldi tebrik etti, teşekkür etti, gitti. Şef, oranın şefi yani. İstemezlerdi beni şefi için. Beni zor yerlere vermezlerdi. O idareciler vardı. Neden? Tatlı dil var ya. Bana hep böyle diyorlar, senin bu tatlı dil olması ne olacak? Hiç para rüşvet falan yok. Ben iyi yerlere yazarlardı, kolay yerlere yazarlardı. Allah hepsine razı olsun. Her şeyimden memnunum. Bu yaşıma kadar kimseden şikayetçi değilim. Ailemden, çoluğumdan, çocuğumdan, torunumdan, kızımdan, gelinimden, oğullarımdan, komşularımdan hiç şikayetim yok. Bir tane şikayetim yok. Hepsi.